84 senelik ömründe usanmadan, yorulmadan ve yılmadan yazan, çalışan, anlatan ve son nefesine kadar vatan diyen büyük bir şair. Gerçek bir halk edebiyatçısı Bahtiyar Vahapzade. Bahtiyar Vahapzade 16 Ağustos 1925 tarihinde Azerbaycan'ın dağlık şehirlerinden Şeki'de dünyaya geldi. Henüz küçük bir çocukken gerçek ailesi tarafından öz ailesi olarak kabul ettiği Mahmut Ağa ve Gülizar Hanım'a verildi. Bir sene erken başladığı okulda sosyal dersler daha çok ilgisini çekti. Kelimeleri sayılardan kendisine çok daha yakın buluyordu. Üçüncü sınıftayken Bakü'ye yerleştiler. Şiir yazmaya ortaokulda başlayarak edebiyat serüvenine çok erken bir adım attı. Çevresinde gördüğü, kendisini duygulandıran ve yüreğini titreten her şey hakkında alabildiğine şiir yazıyordu. Babası Mahmut Ağa, hastalanana kadar bir ipek fabrikasında işçilik, daha sonra da çeşitli lokantalarda çaycılık yaptı. Annesi Gülizar Hanım'ın anlattığı masalların ışığında küçük Bahtiyar Vahapzade yaşanılan tüm zorluklara rağmen mutlu ve huzurlu bir çocukluk geçirdi. 1942 yılında annesinin isteğiyle tıp eğitimi almaya başladı. Fakat Latince isimleri ezberlemekte zorlanmasından dolayı sıkılarak Azerbaycan Üniversitesi Filoloji bölümünün sınavlarına girdi. Bu sınavı başarıyla geçen Vahapzade, uzun süre sabahları tıp, akşamları filoloji derslerine girmeye başladı. Bir yıl sonra yüreğinin sesini dinleyerek tıpı bıraktı ve filolojiye dört elle sarıldı. Hocası Profesör Mir Celal Paşayev'in de emekleriyle henüz bir üniversite öğrencisiyken Sovyet Yazarlar Birliği'ne kabul edildi. Diğer Azeri şair ve yazarların aksine şiir yazarken günlük bir dil kullandı. Edebi eserlerin ancak halk tarafından anlaşılırsa değerleneceğini düşünüyordu. 1949 yılında çıkarttığı Benim Dostlarım kitabıyla yeteneğini eleştirmenlerin beğenisine sundu. 1950 yılında eşi Dilara Hanım'la evlenen Vahapzade tam 40 yıl üniversitede hocalık yaparak yüzlerce öğrenci yetiştirdi. 1960'larda başlayan Özgürlük Hareketi'nin mihenk taşlarından olan Bahtiyar Vahapzade, Azeri halkının sıkıntılarını konu ettiği pek çok eserini yurt dışına kaçırarak yayınlanmasını sağladı. 1981 yılında Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nde iki dönem milletvekilliği yaparak düşündüklerini ve inandıklarını kürsüden dile getirmeye devam etti. 1988 yılının başlarında Dağlık Karabağ sorunu gündeme gelip Rus ordusu Bakü'ye girince Bahtiyar Vahapzade de Komünist Partisi üyeliğinden istifa etti. Şairleri öldürürler, ehramların önünde, açık seher, külek, ot ve dan yeri gibi şiir kitaplarıyla memleket meseleleriyle daima içli dışlı olduğu, gerektiğinde düzeni eleştirmekten kaçınmadı. Bahtiyar Vahapzade'nin hüzünlü güfteleri ve dokunaklı sözcüklerinden çıkan Ellerini Çekip Benden türküsüyle de sanatın her alanında insanlara ilham verdi. Türkiye'de aldığı onur ödülünden sonra yazdığı şiirde belirttiği Bir Millet, İki Devlet dizesi Türkiye ve Azerbaycan arasında bayrak bir slogan haline geldi. Hayatı boyunca şiirler, hikayeler, senaryolar ve makaleler yazan Bahtiyar Vahapzade'nin eserleri onlarca dile çevrildi, sayısız insana yol gösterdi. Bahtiyar Vahapzade 13 Şubat 2009 yılında Bakü'deki evinde vefat ederek kendi deyimiyle hayalden hakikate doğru uçtu. (Gülüyor)